Çok zulüm yaptılar, çok hayat söndürdüler ama kazanmadılar. Tam aslında kaybettiler. Kaybetmelerin yolunu açtılar. Ancak bir şartla kazanabildiler. Mehmet Bakır Özkan kimdir? Aslında Türkiye'de şu anda işinden atılan yüz binlerce kamu görevlisinin malına mülküne el konulan yine yüz binlerce iş adamının, orta sınıf esnafın işte seçildikleri halde makamlarına kayyum atanan yüzlerce veya binlerce politikacının kısa bir özeti ve karmasıdır diyebiliriz. Ben Muş'un Varto ilçesinde doğdum. Hayatımın aslında birinci aşaması biraz şu aşamaya çok benziyor. Çünkü doğduğumuzda ilkokula başlarken bir dezavantajla başladık. Türkçe bilmeden okula başlamıştık. Şimdi şu sıralar yine göçmüş olarak hiç dilini bilmediğimiz ülkelere göçtük. Yeniden sıfırdan başladık. Fazla kafa tutmadan ama diğer taraftan da işte modern dünyanın sağladığı imkanlardan faydalanarak her şeye rağmen o ülkede eşit vatandaşlık peşinde koşan birisi olarak şartları zorlayarak hukukçu olduk. Ancak tabii bunu sistem çok rahat kabul etmiyor. Ne zaman ki muhaliflerini sistemin dışına itmek isterlerse, ne zaman ki baskı unsuru olarak ellerinde bir sopa almak isterlerse, yargıyı böyle bir meşrulaştırma aracı olarak kullanıyorlar bugün. Bu nasıl oluyor meşrulaştırma? Onların aleyhine hiçbir şekilde karar vermeyeceksiniz. Onların istediği doğrultuda muhaliflerine yönelik her türlü hukuksuz karar verebilirsiniz. Şimdi her türlü mahkemenin kararının başında işte Türk Milleti adına karar diye yazar. Altında bir hakimin veya hakimler heyetinin imzası vardır. Ancak içeriği hukuk demek değildir. Şimdi bu şekilde kendilerine bir meşrulaştırma aracı oluşturmak istiyorlar. Bunun zaten mesela 15 Temmuz'dan sonrasını biz konuşuyoruz ama 15 Temmuz'dan önce bolca bu konuda test yapıldı esasında. Hem yargının yeniden yapılandırılmasının konusunda hem çok rigid koruma tedbirlerinin uygulanmasında, yani mesela hakim savcı uygulanması, kayyum atanmaları, işte dokunulmazlıkların kaldırılması vesaire gibi hususlarda ciddi testler yapıldı aslında. Orada toplumun nabzı ölçüldü, muhalefetin nabzı ölçüldü, insanların karşı koyma, itiraz etme potansiyeli ölçüldü falan. Ne oldu sonuçta? Baktı ki toplum hazır. Ondan sonra 15 Temmuz gibi böyle bir şeyle toptan yeniden bir dizayna gidildi. Esasında iktidar veya da iktidar dışı güçler fark etmez. Ya muhatap alacakları yargı mensuplarını iyi biliyorlar. Yani bir talepte bulunacakları kişileri iyi tanırlar ve onlardan talepte bulunurlar. Yani ben o kadarlık meslek hayatı boyunca bir kez herhangi bir kişinin herhangi bir talebiyle karşılaşmadım. Çünkü herkesin öyle veya böyle avukatı var veya da siz dinliyorsunuz. Yani suçlu olup olup, çünkü göreviniz gereği insanların lehine aleyhine olan her şeyi zaten araştırıyorsunuz. Esasında en iyi güvencesiniz bakıma. Ama tabii itirazları, rahatsızlıkları falan duyuyorsunuz. Yani çeşitli yollarla duyma imkanı ve olasılığı var. Şimdi bize yansıyan şeyler daha çok dolaylı olurdu. Dolaylı olurdu. Yani mesela yapmış olduğumuz soruşturma bir ihale ile ilgili. Bakıyorsunuz ihale mevzuatında bir değişiklik oldu aslında. O ne demek? Falan yerde biz iyi yolsuzluk yaptık diye yukarıya bildiriliyor. Bize işte yardımcı olmanız gerekiyor deniliyordur. Sonra onlar o maddeyi değiştirince bizim yaptığımız bütün yargısal çalışmalar boşa gitmiş oluyor esasında. Şimdi küçük küçük çaplı böyle şeyler affedilince büyük şeylerle ilgili soruşturmalar soruşturulamaz oldu. Zaten 17-25 Aralık soruşturmalarının bu kadar büyük yankı uyandırmasının sebeplerinden bir tanesi o.
küçük küçük şeylerin bir şekilde soruşturulmaması. Bunun iki sebebi vardı. Bir, hakim savcı sınıfının bu konuda çok istekli olmaması. Sistemle olabildiğince uyumlu davranmaya çalışması. İkincisi de yapsalar bile sistemin bir şekilde o küçük parça olayları herhangi bir yolla örtbas etmesi. Yani ihale yolsuzluklarından mahkumiyet alan birçok kişi tam mahkumiyetlerin infaz aşamasına geldiğinde bakıyorsunuz hop mevzuat değişti. O bütün yargısal süreç boşa düşüyordu. Kırılma, esas doğrudan müdahaleler tabii 17-25 Aralık'tan itibaren başladı. Bu artık her şeyin açığa çıktığı andı. Yani orada zaten artık ikinci bir şans yok. Yani ya ortaya çıkan şeylere meşru yargı zemininde gidip cevap vereceksiniz, suçsuzluğunuzu ispat etmeye çalışacaksınız ya da kavga edeceksiniz, hayır diyeceksiniz, gayrimeşru yöntemler kullanacaksınız. İşte mevcut hükümet o aşamadan itibaren ikinci yolu seçti. Şimdi yargı bu toplumun parçası. Toplumun ortalaması neyse yargı da aşağı yukarı aynı şekilde, aynı benzer bir resmi yansıtıyor. Yani bu yolsuzluklara işte çok büyük tepkilerle böyle refleks gösterenlerin 3 gün sonra hükümetin işte küçücük bir şeyine, rüşvetine boyun eğdiğini falan böyle yaşayarak gördük biz. Şimdi yargıda bunun en önemli şeylerinden bir tanesi de işte hükümetin bunu keşfetmiş olması ve ilk müdahaleyi yargıdan başlaması. Biliyorsunuz ilk önce işte hakim savcı kararlarının uygulanmamasıyla başladı. Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra. Yani bir kaçak inşaatı durduramaz hale geldi artık bir mahkeme kararı. Türkiye'de öyle bir hal aldı. İşte savcıyı kapıyı kırın, savcıyı alın falan gibi şeyler hatırlıyorsunuz yani. Şimdi topluma bunlar bilinçli hareketler. Bu bir taraftan yargının içerisine de mesaj bir taraftan. Yani bakın iktidara rağmen herhangi bir şey yapıldığında işte kapıyı kırıp içeriye girebilecek bir iktidar var denildi. Bu bir. İkincisi yargıdan çıkan kararların uygulanmaması suretiyle ya siz istediğiniz kadar karar verin, bunun uygulanmama iradesine sahip bir iktidar var şeklinde bir mesaj daha verildi. Bu dünyanın hiçbir yerinde hukuka uygun sayılmaz dedikleri bir şey. İşte adli kolluk görevlileri herhangi bir adli vakayı ilk önce idare amirlerine, kaymakam ve valilere bildirecekler şeklinde bir komik düzenleme getirildi. Evet, daha sonra Anayasa Mahkemesi iptal etmek zorunda kaldı. Zorundaydı zaten. Hiçbir yargıç o kadar yüzsüz olamaz çünkü değil diye. Ama o arada iktidar ne yaptı? Bunun bütün sonuçlarından faydalandı. Türkiye'nin her yerindeki her türlü soruşturmanın içeriği işte idari amirler aracılığıyla iktidara bildirildi. Soruşturmanın gizliliği ilkesi bitti Türkiye'de. Bunu hakim savcılar gördü. Daha sonra kanunlarla hakim savcıların yerlerinin değiştirilmesi, mesela Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yüksek kurul üyesi olan üyelerinin dışındaki herkes, tetkik hakimleri ve diğer idari personelin tümünün görevi bir kanunla değiştirildi. Bu da açıkça anayasaya aykırı bir kanun olduğu halde ama o kanun yürürlüğe girdi. O insanların tümünün görevleri değiştirildi. Ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun sekreteriyası ele geçirildi bu suretle. Yargıya ikinci müdahale bu suretle yapıldı. Üçüncü müdahale yargıda işte iktidar partisine yakın, yani onlarla paralel düşünen kişilerin koçluğunda Adalet Bakanlığı'nda bir masa kuruldu ve diğer bütün herkesle irtibata geçildi. Ana argüman olarak da bir cemaate karşı mücadele ediyoruz argümanı. Yani dışarıdan görünen argümanlar buydu. O masanın etrafında insanlar toplanmaya başladılar. Bu daha sonra işte Yargıda Birlik Derneği, ilk olarak da Yargıda Birlik Platformu olarak ortaya çıkan bir oluşumdu. İşte bu oluşum üzerinden de yargı şekillendirildi. İşte Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun
yeniden oluşturulması, işte bu platformun iktidar partisiyle birlikte yapmış olduğu çalışmalar neticesinde HSYK'yı ele geçirmeleri, işte yargıda sürgünler, yeri değiştirmeler, işte gelişigüzel soruşturmalar vesaire ile yargı tamamen ele geçirilmiş oldu zaten. Yani 15 Temmuz aslında tüm bu hazırlıkların icra edilmesi için bir sadece son vuruştu, yani son noktaydı yani. Şimdi ben açıkça, yani daha bu tartışmalar yokken iktidarın yolsuzluklarını, hukuksuzluklarını dile getiren birisi olduğum ve bu yönümle bilindiğim için bana karşı zaten o cepheleşme çok erken başladı. Yani bana mesela selam vermelerin kesilmesi, işte eskiden çok iyi olduğunu, beni sevdiğini söyleyen insanların bir anda mesafe koyması falan gibi şeyler çok başladı. Bunu herkes yaşamıştır o adliyelerde. Şimdi öyle bir hava oluşturdular ki adliyelerde, bu yargıda birlik platformu dediğimiz platform oluşturulduktan sonra iktidarın yanında değilseniz düşmansınız. Yani ortada olmak gibi bir şansınız yok. Asla o şansı tanımadılar insanlara. Şimdi hakim savcı dediğimiz kesim korkunç bir ikiyüzlük. Yani mesela iktidarın yaptıklarının affedilemez olduğunu söyleyenlerin arka tarafta iktidarın getirdiği tekliflere büyük bir memnuniyetle evet dediğini öğreniyorsunuz zamanla. Şimdi bir kısmını süreçte öğreniyorsunuz, bir kısmını işte bazı olaylar olduktan sonra okuyorsunuz, bir kısmını zaten tanıklardan biliyorsunuz. Şimdi biz bunların tümünü yaşadık. Yani süreçte de yaşadık. Savaş başladı ki insanların doğruları söyleme şansını da ortadan kaldırdı. Yani öyle veya böyle yani itiraz edebilecek herkesi, çünkü bir çuvala atma şeyi vardı, ihtimali vardı. Böylece büyük oranda genç kesimi büyük bir baskı altına aldılar ve böylece yargıyı ele geçirmiş oldular yani. HSYK'nın halinde Adalet Bakanlığı'nın bir genel müdürlüğü haline getirildiğini görmüyor musunuz? Farkında değil misiniz, yoksa kabul mü ediyorsunuz? Ve 16 Ocak 2014 tarihinden bu yana HSYK'nın bizzat başbakan tarafından yönetildiğinin farkında mısınız, değil misiniz? Bu işin başından sonuna kadar bunlarla mücadele ettim. Yani hiç boş durmadım. Gerektiğinde itiraz ettim. Bunların toplantılarında yaptıklarının işte hükümetin emrine girmek şeklinde çok aşağılıkça bir davranış olduğunu, yargı bağımsızlığının bunu kaldırmayacağını yüzlerine söyledim defalarca. İşte kendi benimle ilgili işte orada burada konuşmalar yapan, yorumlar yapan, işte tırnak içerisinde o dönemde paralelci diyorlardı sanıyorum. Paralelci diye yorumlar yapanlara da açıkça tepkiler koyuyordum sözlü olarak insanların içerisinde. O yüzden bana karşı çok cesurca şey etmiyorlardı. Yani selam vermeseler bile biraz çekinceleri vardı. Yani çünkü ben direkt konuşan, bu konuda taviz vermemeye çalışan birisiydim. Bunu somut olaylarda da yaşadık. Mesela benim çalıştığım mahkemede hakim tutuklandı. İşte ilk 17-25 Aralık'tan sonra hakim Mustafa Başer tutuklanmıştı. O zamanlar direkt olayın da içinde olduğum için, tavrım çok net olduğu için bana karşı onların da tavırları netti yani. Ama mertçe bir tavır görmedim yani, onu söyleyeyim. Bütün teamüllere, kurallara aykırı bir şekilde zaten Erzurum'dan geldim, beni Antep'e gönderdiler. Yani Bakırköy'e Erzurum'dan gelmiştim. Yani biz de Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e herhangi bir kişinin tayini çıktığında özel bir durum olmadıkça oradan emekli olur yani. Veya da Yargıtay'a gider, ne bileyim. Ama benim 2 yılım bile dolmadan oradan Antep'e gönderdiler. Tabii bu faaliyetlerimiz ile fişliyorlardı aynı zamanda. Yani fişlemiş oldular, oradan anladık. Yani bir iddianame yazılacak olursa esasında çok rahat yazılan bir iddianame olur. Neden? Çünkü Serdar Coşkun'un sahte olarak düzenlemiş olduğu bir tutanak. Bu tutanak üzerine
yetkisi olmadığı halde yetkisini aşarak yazmış olduğu bir talimat var ve bu iki belge dışında bir belge bulunmadığı halde işlem yapan hakim savcılar ve daha sonraki süreçlerde bu işlemleri temel alan hakim ve savcıların tümü topluca sorumlu olur. Muhtemelen aralarındaki bağlantı, şimdi çete, örgüt üyeliği şu falan diyorlar ya, işte o üyelik de o koşullarda net olarak ortaya çıkacaktır. Nasıl çıkacaktır? Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin bazılarının Ankara Hakim Evi'nde bir araya gelmeleri, Ankara savcılarıyla beraber orada başka yerlerden gelen talimatlarla hareket etmeleri, önlerine konulan listeleri imzalamaları veya imzalamak zorunda bırakılmaları suretiyle oluştukları işte bir sistem var. Şimdi düşünün, öyle bir fişleme yapmışlar ki ölmüş adamın ihraç ediyorlar o gece. Ölmüş adam 4 ay önce ölmüş. Biliyorlar, kayıtlarında, dosyasında var. O kadar belli. Dolayısıyla hakim savcılar bu yapılan hukuksuzluklar içerisinde imzalarıyla esasında kendileri hakkında yazılacak iddianamelerin bütün delillerini hazırlamışlar. Özel bir gayrete gerek yok. Herkes kurtulabilir. Siyasetçi bahane bulabilir veya da somut bir delil bulamayabilirsiniz. İşte hatta ve hatta bazen emniyet görevlileri bile sıyırabilir bu işin içinden. Ya bana falan savcı talimat verdi, onun dediğimi yaptım diyebilir ama bu işten kurtulamayacak tek kesim hakim ve savcılardır. Hakim ve savcılar da esasında delillerini kendi imzalarıyla bıraktılar. Bugünle ilgili bir soruşturma yapılıp karar verildiğinde yani herkesin bir bahanesi olabilir ama bu işten asla ve asla kurtulamayacak kesim hakim ve savcı kesimidir. Neden? Çünkü delilleri kendi imzalarıyla zaten bıraktılar. Yani bütün dosyalarda bu soykırımın ve yanındaki diğer suçların delilleri var ve altlarında bunların imzaları var. Kaçacak yerleri yok yani. İlkokula başlarken de sıfırdan başladım. Dezavantajlı başladık. Üniversite yıllarında bir trafik kazası geçirmiştim. İşte bir yıl yattıktan sonra sırt üstü kalktım. Tekrar sıfırdan başladım. Buraya geldim, yeniden sıfırdan. Ya üçüncü başlangıcım oldu benim için. Bize yapılan evet bir zulüm, bir mağduriyet şeyi, göstergesi ama diğer taraftan da biz tarihin bu kırılma noktasında dünyanın başka bir yerinde bize yeni bir pencere açıldığını çok rahatlıkla görebiliyoruz, sezebiliyoruz. Yeni dünyaya entegre olma imkanı buluyoruz. Umarım biz de çocuklarımız da gelecekte insanlara daha faydalı oluruz. Yani faydalı olmaya çalıştığımız toplumun göstermediği vefayı yeni dünyadan göreceğiz diye umuyorum. Çok zulüm yaptılar, çok hayat söndürdüler ama kazanmadılar. Tam aksine kaybettiler. Kaybetmelerinin yolunu açtılar. Ancak bir şartla kazanabilirler. O da şu, insanların bir araya gelme motivasyonunu, insanların mücadele etme motivasyonu, insanların kavga etme motivasyonunu, insanların itiraz etme motivasyonunu kırdılarsa o zaman kazanırlar işte. Şu ana kadar daha kazanmadılar. O yüzden insanların, herkesin kendi üslubunca itiraz etmesi, kavga etmesi, mücadele etmesi lazım. Yani temel şey bu. Biz yani biraz da bu amaçla mesela bu şeyle biz işte sürgündeki hukukçular olarak dernek kurduk. İşte mücadelemizi veriyoruz yani. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde insanları zehirliyorlar. Ancak şimdi biz dünyanın değişik sivil toplum kuruluşlarıyla, hukuk birlikleriyle, işte AHİM gibi, Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesi gibi kuruluşlarıyla doğrudan temasa geçerek gerektiğinde bilgilendiriyoruz bakın. Hükümetin söylediği tez değil, işin aslı şöyle diyoruz. Şimdi bizim mücadele şeklimiz bu.